Nurselci bir getirelim bakalım teraziler şanssız mı değil mi ön yargılı yaklaşmayalım hiçbir güne hiçbir haftaya her güne yeni bir şans verin. Tamam. Bak ma mesela maddi konuda bir şanssızlığınız var ama Nursel Gökçe gibi terazilerde şanssızlık yaşayanlar varsa Nuray Sayırı ne söyler onlara? Şimdi zorlanmaları şanssızlık olarak görür ve değerlendirirsek altından kalkamayız. Hı hı. Özellikle bu hafta iş ve çalışma yaşamlarında <laughs> birlikte çalıştıkları iş arkadaşlarının biraz bencilliklerinden yakınabilirler ya da bencil davranışlar içerisinde olduklarını düşünüp değerlendirebilirler. Aslında doğrusu ne biliyor musun? Herkes kendine göre bir çalışma düzenine sahip olabilir. Herkesin kendi tavır durumu kendine ait olabilir. Siz acaba birazcık terazi olarak bu hafta şunun üzerinde durmanız gerekiyor. Birlikte çalıştığınız iş konusunda beraber yol aldığınız kişilere fazla öğretmenlik ya öğretmenlik mi yapıyorsunuz ya da öğretici bir birey olmak için çaba mı sarf ediyorsunuz? Eğer birileri sizden bir şeyleri öğrenmek istiyorsa Dolunay'ın verdiği etkiyle e, lütfen e, sizden bir şey öğrenmek istemeyen birine Zoraki bir şeyi öğretmeye çalışmayın. Sonra iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Aynı şekilde evet aşkta, evlilikte beraberlikte birliktelikte son derece denge, güven, uyum isteği içerisinde hafta boyu yaşamda yol alacaksınız. Samimi olacaksınız, içten olacaksınız. Çok da sosyal olacaksınız. ama işte e, her şeyi ön planda tutup öğretici tavır ve davranışlar birazcık kişilerin onlardan uzaklaşması, onların düşüncesine göre acaba bencil mi gibi ilişkilerim sorgulamaya neden olabilir. Çok öğretmenlik yapmasınlar bu hafta iletişim ve ilişkilerde. Sizden bir şey öğrenmeye ihtiyacı olan bir talep bir istek gelirse koşulsuz karşılıksız istediğiniz enerjiyi ortaya koyarak istediğiniz hizmeti verebilirsiniz. Çalıştığınız işte ya da sahibi olduğunuz imkanlarda maddi konularda ciddi anlamda bazı zorlanmaları yaşayıp geçirmiş olabilirsiniz. Özellikle geçmişte bozulmuş bir iş ortaklığınız varsa hatta e, haklarınızdan yana mahkemelik problemleriniz varsa bu dönem adalet, hak, hukuk konularında sonuç bekleyen bir terazi burcuysanız Hedeflediğiniz sonuçları mücadelesini verdiğiniz şekilde alabilir. Kayıplara değil, kazançlara sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda hak hukuk ve adalet işlerinizde yeni bir dava açmayı planlayan bir terazi burcuysanız, hakikaten hakkınızı devlette, adalette arayarak adım atmak çok önemli olacaktır teraziler için. Yeni bir iş yapmayı planlıyorsanız ya da yeni bir iş yapma konusunda programlı teklifler aldıysanız adım atmakta çekinmeyin. Ama siz, siz olun bu hafta ilişki, aşk ve evlilik konusunda ee, sağduyulu olduğunuzu, hislerinizin ön planda olduğunu, ilişkinizin enerjisini çok düşündüğünüzü, evliyseniz eşinize, bir beraberliğiniz varsa partnerinize hissettirmeye de özen gösterin. Kalbi boş olan ve sürekli birbirine benzeyen, şanssızlıklarla yaşanıp bitmiş olan ilişkileri olan ve ayrılık geçirmiş olan ve şu an kalbi boş olan bir Terazi burcuysanız, geçmişte yaşanmış ve size çok derin üzüntüler katmış, büyük üzüntüler yaşamanıza etki etmiş, neden olmuş bir ilişki tekrar beklemeyin hayatınızda. Duygularınızda ise bu dönem kendinizi geçmişi ve ilişkileri affederek, bağışlayarak zaman geçirirseniz, nefret duygularınız varsa birilerine karşı, bunlardan kurtulup arınmaya özen gösterirseniz, yaşam enerjinizin de değiştiğini, yeni başlayacak bir ilişkiye de ya da başladığınız bir beraberliğe de geçmişte yaşadığınız problem ve sorunların tekrar yüklemelerini o enerjileri yüklemeyeceksiniz. Hı hı. O yüzden affetmek ve bağışlamak çok önemli. Çok. Ciddi anlamda ben e, terazileri uyarıyorum. Diyorum ki öfkeden, nefretten, nefretten kin'den arınmaya özen gösterin. Zaten kin bak ruhu ruha yapışıyor. Nefret ruha yapışıyor. Ee, ...şimdi hastalık yoktur neden vardır diye bir biliyorsunuz kitaplar var bu konuda... ...ben de metafizik eğitimleri ve kuantum eğitimleri almış bir birey olduğum için Nur... ...örnek veriyorum haksızlığa uğramış insanların hep mide problemi olur... ...çünkü yaşadığı olayı sindiremez her organın da bir hafızası var... ...geçmişi bırakamayan kişiler kabızlık çeker ee, korkak geçmişe takılı insanlar kabız olur... Örnek veriyorum, e, hayal kırıklıkları hep kalp rahatsızlıklarına nedendir. İlişki sorunu, yaş bak kocanızla tartıştığınızda, içinde bulunduğunuz ilişkide probleminiz varsa el bilekleriniz ağrır. Kemik yapınızda problemler olur. Hayatın yükünü taşıyan, sorumsuz bir eşle evli olan bir kadın ya da bir erkek. Fibromiyajı olur. Bak, <laughs> yemin ediyorum bel fıtığı onun kaderi oluyor. Ay deme ya. Ya da boyun fıtığı, hayatım... Ya da bütün ailenin yükünü taşıyan bir bireysi. O yüzden uyarıyorum ya. Bu dönem yaşanan etkiler. Ben sadece size astrolojiyi anlatmıyorum. Kendinize haksızlık etmeyinizin mücadelesindeyim ve farkındayım. Ee, tamamen duyguları düzelttiğinizde bedeninize kötü kodlamalar yapmıyorsunuz. Böylelikle bak geçmişi bırak kabız olan birisini uy uyarmak istiyorum. Ben geçmişi sevgiyle bıraktım olumlamasını yapın. Şimdi biraz sonra olumlamaları versek, teraziyi tam olarak tamam. bitirsek olur mu? Çünkü teraziler de bekliyorlardır, öyle tahmin Okey. ediyorum. Hayır yani Bir getirelim. açısından. Biraz sonra reklamdan sonra döneceğiz bu geçmişi bırakma tamam. mevzuna. Şimdi teraziler aşk konusunda geçmişi bırakacaklar. Evet, yani geçmişe takılı kalmayacaklar. yatırım yapma, hak, adalet konusunda çok şanslı olacaklar. Süper. Sıhhat ve sağlıkta ise enerjilerini kinden, öfkeden, nefretten arındırdıkları takdirde güçlendirecekler ve yaşam performanslarını da arttıracaklar. Spotumuz nedir? Spotum onlara. Önünüze bakın. İlerlediğiniz yolda mutlu olmaya özen gösterin. Şimdi.